Ünlü şarkıcı Hande Yener, yıllar sonra herkesten sakladığı bir sırrını açıkladı. Yener, bir dönem göğüs kanseri tedavisi gördüğünü ve erken teşhis sayesinde hastalığı atlattığını söyledi. Yener, bir yıldır annesinden ve en yakınlarından bile gizlediği gerçeği Show TV'de yayınlanan Cumartesi Sürprizi programında Ömür Sabuncuoğlu'na anlattı. Artık çok değiştiğini söyleyen Yener, bu değişimin nedeninin bir yıl önce geçirdiği göğüs kanseri olduğunu söyledi. Yener, 7 saat süren bir operasyon sonucu kurtulduğu göğüs kanserini bir gün evinde otururken göğsünde hissettiği kitle sonucu hastaneye giderek öğrendiğini dile getirdi. Ünlü şarkıcı, "Kendimi kontrol ederken şüphelendim ve hastaneye gittim. Akşam saati laboratuvarda bir doktorun odasına girdiğimde felaket dediğini duydum ve yıkıldım. Hande Yener, öleceğimi sandım. Erken teşhisin hayat kurtardığını bu süreçte öğrendim. Doktorum Cihan Uras sayesinde kemoterapi dahi görmeden atlattım. 6 ayda bir yaşadığımı kutluyorum. Her temiz rapor çıktığında evde çığlıklarla kutlama yapıyoruz." diyerek hastalığını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Yener, kanser olduğunu ilk öğrendiği an gittiği hastanede yaşadıklarını da şöyle anlattı. "Gözyaşlarıyla hastaneye girdiğimde yanımdakiler intihar edeceğim diye arkamdan geldi. Doktorumla konuştuktan sonra motivasyonum değişti. Bir an geldi ve teslim oldum. Allah'ım kavuşuyorum diye avundum." Hande Yener kanser tedavisi görürken sahneye çıktığını da belirtti. Ünlü şarkıcı, "Omuzlarımdaki direnler ve vücudumdaki kablolar görünmesin diye vatkalı bir ceketle sahneye çıktım ve kimse anlamadı" ifadelerini kullandı. Kanser sürecinin kadınlara umut olmasını istediğini söyleyen şarkıcı, "Kadınlara bunu anlatmak zorundayım. Duymayan kalmasın istiyorum ve her kadının kendisini kontrol etmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi. Hande Yener bu hastalığın üzerine yapışmasını istemediğini ifade etti. "Yener, ilk ve son kez kanserle ilgili konuşuyorum. Bu hastalığın üzerime yapışmasını istemiyorum. Kimse beni bu hastalıkla anmasın" diye konuştu.